Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Türkiye'de en düşük emekli maaşı 7500 TL oldu. Bunun anlamı şu. Geçmiş yıllarda özellikle de koronavirüsten önce pek çok kişi şunu söylüyordu. Diyordu ki ben Türkiye'de emekli olacağıma Türkiye'den bir tane daire alırım, onun kira geliri bana bir emekli maaşı gibi gelir diyordu. Ancak Türkiye'de özellikle son 2 yılda bu kavram ortadan kalktı arkadaşlar. Artık böyle bir şey yok. Başta büyük şehirler olmak üzere en ucuz dairenin fiyatı 1 artı 1 daireden bahsediyorum. Neredeyse 1,5 milyon lira oldu. Yani 75 bin euro oldu. 2 artı 1 ya da 3 artı 1 ev almaya kalkarsanız ödeyeceğiniz para minimum 100 bin euro arkadaşlar. Büyük şehirlerde, sahil kentlerinde 100 bin euroya 1 artı 1 belki alırsın. O nedenle arsa fiyatlarının da arttığını görüyoruz. Tarla fiyatlarının da arttığını görüyoruz. Diyelim ki siz Türkiye'de bir arsa alıp yapmak istiyorsunuz ya da bir yeriniz var, ev yapmak istiyorsunuz. Şu anki maliyetlere göre 1 metrekarenin maliyeti 17 bin TL. Kıvırı zıvırıyla 1 metrekarenin maliyeti 1000 euroya geliyor arkadaşlar. Eğer 100 metrekare yer yapacaksanız 100 bin euroyu gözden çıkarmanız lazım. İnşaat maliyetleri çıldırdı, ev fiyatları çıldırdı, arsa fiyatları, tarla fiyatları korkunç derecede arttı. Yani sözünüzü şu, artık gidip ben yurt dışında yaşıyorum, işte Almanya'da yaşıyorum, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da, Amerika'da, Kanada'da, Suudi Arabistan'da, Türkiye'de bir evim olsun ya da yatırım için bir ev alayım diyorsanız artık kolay olmayacak. Onun için Türkiye'deki emeklilik şu anda çok çok değerli. Düşünün, 7500 TL en düşük maaşı söylüyorum bak. Maaş alıyorsun. Bir yılın sonunda gidiyorsun Türkiye'ye, bankada 5000 euro var. Şimdi ev hesabı mı yoksa emeklilik hesabı mı? Ev almak mı yoksa emekli olmak mı daha kolay? Bu hesabı siz yapın. Peki siz dünyanın pek çok noktasında yaşıyorsunuz. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika, Avusturya, İngiltere, Danimarka, İsveç, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Suudi Arabistan, Katar, Güney Afrika, Gana, pek çok noktada pek çok vatandaşımız var. Peki nasıl emekli olacaksınız? Türkiye'de bir garantinizi nasıl sağlayacaksınız? Hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair nasıl bir adım atacaksınız? Hani güzel bir laf var ya, gelecek de bir gün gelecek. O geleceğe nasıl bir hazırlık yapacaksınız, nasıl emekli olacaksınız? Şimdi onu anlatacağım. Hiçbir şekilde Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan yaşamış olduğunuz ülkeden tüm müracaatlarınızın nasıl yapılacağını ve emekli maaşına nasıl kavuşacağınızı anlatacağım. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Hanımlarımız daha dikkatli dinlesin. Çocuğu olan hanımlar nasıl emekli olacaklar? Bunları anlatacağım. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de nasıl emekli olacaklar? Şimdi bir kere dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, Türkiye'de emekli olmak için, emeklilikle ilgili tüm müracaatlarınızı yapmak için, emeklilikle ilgili durumunuzu ortaya çıkarmak için Türkiye'ye artık gitmenize gerek yok. O nedenle bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Yurt dışında yaşayan hanımefendiler, hiç çalışmış olmasalar dahi Türkiye'de emekli olma hakları mevcut. Bunun yanı sıra yine mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar da Türkiye'de emekli olma hakkına sahipler. O nedenle bu haktan yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Bakın, emeklilik o kadar önemli bir şey ki ömrümüzün sonuna kadar alacağımız bir maaş. Hatta vefat ettikten sonra eşimize, çoluk çocuğumuza kalan çok değerli bir para. Şimdi bazı izleyicilerimiz doğal olarak Türkiye'deki emekli maaşını beğenmeyebilir. Saygı duyuyorum. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde emekli maaşı yüksek değil. Almanya'dan örnek verelim. Mesela Almanya'da bizim bir vatandaşımız, normal bir şekilde 25-30 yıl boyunca çalışan bir vatandaşımızın almış olduğu ortalama maaş 700-800 euro civarında. Üstünde alanlar da var, altında alanlar da var. Ben ortalamayı söylüyorum. Bu parayla ay sonunu eğer vatandaş sosyal yardım almıyorsa getirmesi gerçekten çok zor. Şimdi diyelim ki Türkiye'de 9000 lira
maaş alıyorsunuz. Emekli maaşınız var. Her ay banka hesabınıza yatıyor. İzine gittiğinizde yılda bir sefer yaklaşık 108 bin lira bankada birikmiş paranız oluyor. Yani baktığınız zaman 5000 euronun üzerinde bir para. Bu para her ay bankaya düzenli bir şekilde yatacak, hesabınıza yatacak. Siz bu parayla ister tatilinizi yapın, ister sevdiklerinizle beraber güzel günler geçirin, isterseniz paranıza hiç dokunmayın. Şimdi dünyanın bin bir türlü hali var. Yarın başımıza ne geleceğini Allah'tan başka gerçekten hiç kimse bilemez. Ama geleceğe de şimdiden hazırlık yapmamız gerekiyor. Hazır önümüzde böyle bir fırsat var. Hiçbir şekilde sizin Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı bizim sosyal güvenlik uzmanlarımız sizin adınıza sosyal güvenlik kurumuna yapıyorlar. Sizin adınıza tüm dilekçeleri veriyorlar. Yine sizin adınıza tüm formları dolduruyorlar. Bakın Türkiye'deki emeklilik konusunda çok çok dikkatli olmakta fayda var. Çünkü Türkiye'de vereceğiniz bir dilekçedeki yanlışlık ya da dolduracağınız bir formdaki yanlış bir kutucuğu eğer işaretlerseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkar. Bunun yanı sıra alacağınız maaş da yarıya düşer. Uzmanlarımız sizin en az parayı devlete ödeyerek nasıl yüksek maaşı alacağınızla ilgili özel bir çalışmayı yapıyorlar. Peki siz bu yasadan nasıl yararlanacaksınız? Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız Türkiye'den nasıl emekli olacaklar? Hemen kısaca bunu anlatacağım. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan ve çocuğu olan hanımefendilerin yani annelerimizin Türkiye'de daha kolay emekli olduğunu unutmuyoruz. Şimdi ekran altında bir telefon numarası görüyorsunuz. +90 505 945 54 54. Bu bizim WhatsApp hattımızdır değerli izleyicilerimiz. Şu anda eğer siz de Türkiye'den emekli olmak istiyorsanız, durumunuzu öğrenmek istiyorsanız ve işlemlerinizi sosyal güvenlik kurumu ile ilgili tüm müracaatlarınızı yapmak istiyorsanız hemen bu telefon numarasını telefonunuza kaydediniz ve ardından WhatsApp'tan şu mesajı atın. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Eğer eşinizle birlikte emeklilik danışmanlığı almak istiyorsanız ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve ardından da siz emekliliğe giden yolda ilk adımı atmış olacaksınız. Daha sonra kıymetli izleyicilerimiz, görevli arkadaşlarımız size bir hesap numarası verecekler. Bir kişi sadece 150 euro ödeyerek emeklilikle ilgili tüm işlemlerini yaptırabilecek. Ek hiçbir ödeme yok. Maaşınıza kavuşana kadar ne maaşınızdan sonra ne de maaşınızdan önce başka hiçbir ödeme yapmayacaksınız. Sadece 150 euro. Artık kapı kapı gezme dönemi bitti. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemleri artık geride kaldı. O nedenle en doğru bilgiyi uzmanlarımızdan alacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Size bir randevu verilecek. Randevu günü WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde uzmanlarımızla görüşeceksiniz. Ve uzmanlarımız sizin adınıza özel bir çalışma yapacak. Ardından size ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu de Türkiye'de en kolay bir şekilde nasıl emekli olacağınızın planı çıkartılacak ve siz de uygun görmeniz halinde şartları da taşıyorsanız hemen emeklilik müracaatınızı uzmanlarımız sizin adınıza yapacaklar. Şimdi ben Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Amerika'dan, Kanada'dan, Avustralya'dan ya da dünyanın başka bir noktasından Türkiye'ye gidiyorum deseniz en az 2-3 bin euro para harcarız. Zaman gerekiyor, para gerekiyor. Artık bizim izleyicilerimizin emeklilik işlemleriyle ilgili olarak Türkiye'ye gitmesine gerek yok. Uzmanlarımız dünyanın neresinde olursanız olun sizin adınıza bu hizmeti gerçekleştiriyorlar. Bu hizmeti size veriyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, biz bu büyük fırsattan özellikle hanımefendilerin yararlanmasını daha çok istiyoruz. Çünkü bizim toplumumuzda maalesef, üzülerek anlatıyorum bunu, bu bir gerçek. Hanımlar hep geri planda bırakıldılar. Gerek eşleri tarafından gerek toplumsal baskı vesaire derken hanımlar ileri yaşlara geldiklerinde geriye dönüp baktıklarında elde avuçta hiçbir şey olmadığını görüyorlar. O nedenle özellikle de hanımların
geleceklerini garanti altına almaları için mutlaka bu emeklilik danışmanlığı fırsatından yararlanmalarında fayda var. Onun için biz hanım izleyicilerimizin bu fırsattan daha çok yararlanması için hanımlara ayrıca bir indirim yaptık. Bakın, eğer hanımlar eşleriyle beraber ya da bir tanıdığıyla beraber bu emeklilik danışmanlığını almak isterse hanımlara %50 indirim yapacağız. Normal şartlar içerisinde 2 kişi 300 euro ödemesi gerekirken eğer bir hanımefendi eşiyle ya da bir tanıdığıyla birlikte danışmanlık alırsa toplamda 2 kişi için 225 euro ödeyecek değerli izleyicilerimiz. Ayrıca aile olarak bu büyük fırsattan yararlanmak isterseniz aile indirimleri de mevcut. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Hayatta bir sefer emeklilikle ilgili adım atacağız ve bunun en doğru şekilde yapılması gerekiyor. O nedenle dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız yararlanacak. Siz de ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattından hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini bitiriyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın artık birilerine 2-3 bin euro en az danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Bugüne kadar pek çok vatandaşımızın mağdur edildiğini biliyoruz. Artık bu mağduriyetleri de ortadan kaldırıyoruz. Emekli TV ailesi olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sosyal güvenlikle ilgili, emeklilikleriyle ilgili tüm işlemlerini artık gönül rahatlığıyla ve güvenerek kolay bir şekilde yapabilecekler. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız bu büyük hizmetten yararlandı. Bundan sonra da bu hizmetten sınırlı sayıda vatandaşımız yararlanacaklar. O nedenle artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Kendinizle ilgili, eşinizle ilgili, çoluk çocuğunuzla ilgili geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız, kendi geleceğinizi, ailenizin geleceğini garanti altına almak istiyorsanız bu adımı mutlaka atın. Şimdi gençlere sesleniyorum. Bakın, gelecekte bir gün gelecek. Genç yaşlarda şunu düşünebilirsiniz. Ya benim emeklilikte ne işim var diyebilirsiniz. Ama unutmamak gerekiyor. Gelecekte bir gün geliyor arkadaşlar. Onun için yurt dışında yaşayan genç kardeşlerimizin hem anne babaları için, hem kendileri için, hem eşleri için, hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmaları için büyük bir fırsatı sunuyoruz. Genç kardeşlerimiz de emeklilik planlaması yaptırarak kendi gelecekleriyle ilgili, emeklilikleriyle ilgili adımları atabilirler. İleride nasıl kolay bir şekilde emekli olacaklarını öğrenecekler. Kendilerinin emeklilik planlaması yapılacak ve geleceğe şimdiden hazırlanacaklar. Kıymetli izleyicilerim, sizden ricam şu. Çevrenizde emeklilikle ilgilenen ya da hiç ilgilenmeyen, Türkiye'de emekliliği hiçbir şekilde aklından bile geçirmeyenlere lütfen bu videoyu atın, paylaşın. Bir nebze olsun bu insanlarımız da bilgi sahibi olsun. Emeklilik gibi çok çok önemli, hayatta bir sefer gelen bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Unutmamak gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Yarının ne olacağını hiç kimse bilmiyor. O nedenle kıymetli izleyicilerimiz, bu büyük fırsattan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yararlanmasını tavsiye ediyoruz. Siz siz olun, geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız, geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız artık harekete geçme zamanı geldi. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Beni gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından izleyen tüm izleyicilerimize önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle beraber güzel bir geleceğiniz olsun. Hoşça kalın.